Sanat yolculuğumu paylaşmak sadece sanat becerime değil, hayatımın her alanında kendime olan güvenimin artmasına sebep oldu. Çoğu zaman kendimi iyi ifade etmem için güçlü hislere sahip olamadım ve çevremle uyum sağladım. Sonunda nasıl tutkularıma sadık olarak kendime gurur duymayı başardığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Herkese selamlar. Bugün farklı bir resim yapacağım ve çok heyecanlıyım. Resmi yapmayalı çok uzun zaman olmuş gibi hissediyorum kendimi. Bugünler mimari mesleğimden dolayı biraz yoğunluğum var ama bu hafta resim yapma şansını yakaladığım için gerçekten çok heyecanlıyım. Farklı bir portre yapmak istiyorum ve tabii ki her zaman olduğu gibi bir önemli konudan bahsedeceğim. Bu yüzden bir hafta boyunca yeterince kitap okudum ve iyice düşündüm. Çocukluktan beri çekingen yapıya sahiptim. Sohbetlerde asla ilk başlayan olmazdım. Arkadaş edinmekte zorluk çektiğimi söylemeliyim. Aslına bakarsak utangaçlık oldukça yaygın ve normal bir durum. Sosyal endişelere yol açmadığı sürece başka bir sorun teşkil etmez. Pek çok insan hayatın bir noktasında utangaçlığı tecrübe eder ancak bazıları için utangaçlık kişisel ve profesyonel hedeflerin bile önüne geçebilen ciddi bir rahatsızlıktır. Birçok kişi utangaçlığın üstesinden gelmektedir. Uzmanlara göre bunun ilk adımı utangaçlığın farkında olmaktır. İçine kapanık olmanın ve iç benliğinizi yakınlarınızdan saklamanın yanlış bir tarafı yok. Hala utangaçlığım devam ediyor diyebilirim. Ancak çekingenliğimin sebebi kendime olan güvenimin eksikliğinden kaynaklandığını fark ettim. İnsanların benim hakkımda ne düşündüklerini veya beni nasıl algıladıklarını çok fazla umursuyordum. Geceleri uyanık yatar, yaptığım konuşmaları tekrar eder, garip ya da yanlış bir şey söylemişim gibi hissederdim. Sanat yolculuğumu başkalarıyla paylaşmaya başlayınca herkesin benim ve sanatımın sevmeyeceğini anladım. İnsanlar sizi anlamayabilir veya sizi o kadar önemsemeyebilir. Bununla uzlaşmak benim için çok özgürleştirici oldu. Sanatçılar belki de diğer mesleklerden daha fazla çalışmaları hakkında başkalarının eleştirileriyle karşı karşıya kalmaktalar. Dolayısıyla eleştirileri kabul etmeyi öğrenmek hayatın gerekli bir parçasıdır. Peki bir insanın utangaç olup olmamasını belirlemede çevresel etkiler önemliyken, içe dönük kişilerin mutluluğu üzerinde, kültüründe etkisi var mıdır? ABD'de özgüvenli, dışa dönük davranışlara içe dönük özellikten daha fazla değer verildiği fikri yaygın. Oysa Japonya ve Çin de dahil Asya ülkelerinde sessiz ve içe kapanık insanlar daha makbul görülüyor. Göz kontağına karşı tutum da ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Batı'da göz kontağına olumlu özellik atfedilirken Asya ve Afrika gibi diğer kültürlerde saygısızlık ve meydan okuma olarak değerlendirilebiliyor. Kısacası utangaçlık ailemizin ve kültürümüzün bize öğrettiği bir özelliktir. Örneğin toplumun önünde konuşmak ya da yeni bir ortama girmek, yeni arkadaşlar edinmek çoğu kişinin utanmasına sebep olur. Kişi aslında tüm bunları yapmak ister ama alacağı tepkilerden, göreceği muameleden çekinir ve bununla ilgili kaygı duyar. Zamanla bu durum kişinin hayatındaki her alanına yayılmaya başlayabilir. Utangaçlık sizi engelliyorsa bunu nasıl aşacağınızı öğrenin ve kendinize daha fazla güvenin. Utangaçlık insanları gerçekten geri tutabilir. Kısmen utangaç olanlar kamusal durumlardan ve konuşmalardan kaçınma eğiliminde oldukları için ve kısmen de çok fazla kronik kaygı yaşadıkları için. Zaman, çaba ve değişme arzusuyla utangaçlığın üstesinden gelinebilir. Konfor alanınızı değiştirin, kendiniz için yönetilebilen hedefler belirleyin. Örneğin, koşmaya yeni başladıysanız, muhtemelen bir maratona kaydolarak başlamazsınız. Bunun yerine her seferinde sadece bir dakika koşarak ve bir süre yürüyerek de başlayabilirsiniz. Aynı şey utangaçlık ve sosyal kaygı ile uğraşarak da geçerli olabilir. Çocukluğumuzdan beri toplum tarafından sessiz, ağırbaşlı ve sorun çıkarmamız gerektiği söylenilir. Tabii ki bu niteliklerde yanlış bir şey yok. Ancak fikrimizi söylemediğimiz veya kendimizi ya da sanatımızı iyi bir şekilde ifade etmediğimiz zaman zararlı olabilir.
Genel konular hakkında belki birkaç cümle söyleyebilirim ama resimlerim hakkında saatlerce konuşabilirim. Sevdiğiniz bir şeyi geliştirmekle geçiren zamanı anlatmak imkansız. Eminim birçoğunuz kendi sanat yolculuğunuzda bununla ilişki kurabilirsiniz. Bence saatlerce veya günlerce bir sanat eseri için verilen mücadele sanatçının özgüveninin artmasının nedenidir. Bu güvenin hayatımın diğer bölümlerine sızdığını görmek şaşırtıcı bir yan etki oldu. Ama bu benim için çok hoş bir değişiklik. Umarım sizler için de olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.